Biyolojik olarak nedeni bilinmiyor ancak beynin beden ile garip bir bağlantı ilişkisi var. Özellikle beden hareketlerimizi kontrol eden ve adına motor sistem denilen kontrol merkezleri beden ile çapraz bir bağlantı ile birbirine bağlanmış vaziyettedir. Beynimizin sol yarısı bedenimizin sağ tarafını, beynimizin sağ yarısı ise bedenimizin sol tarafını kontrol etmektedir. Arkadaşlar biz de birazdan sizlerle bir beyin testi yapacağız. Bakalım beynimizin sağ yarısını mı yoksa sol yarısını mı ağırlıklı olarak kullanıyoruz? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Sizlere sadece 4 tane soru soracağım. Uygulaması arkadaşlar oldukça basit. 7'den 70'e herkes bunu rahatlıkla uygulayabilir. Bu teste geçmeden önce arkadaşlar isterseniz beynin sağ ve sol yaralarında neler oluyor? Bir önce onlara bakalım. Beynimizin sol tarafı doğrusal düşünmeye yatkınken sağ tarafı yaratıcıdır. Beynimizin sol tarafı detay, gerçekçi düşünmeye yatkınken sağ taraf ise şekil ve örüntüleri sever. Sol taraf okuma, ses çıkarma, lisan, konuşma gibi becerileri edinmemizi sağlarken sağ taraf ise müzik, sanat, tiyatro ile ilgilenir. Sol tarafımız bütünden ziyade parçalar, sağ taraf ise bütünü görmeyi sever. Sol taraf mantıklıdır, sağ taraf ise duygusal. Sol taraf işitme, dinleme, sağ taraf ise görselleştirmeye yatkındır. Sol taraf doğru, yanlış veya seçenekli çözümleri severken sağ taraf ise açıklamaları sever. Sol taraf risk almayı sevmez. Sağ taraf ise risk almayı bekler. Sol taraf farklılıkları arar. Sağ taraf ise benzerlikleri bulur. Sol taraf kural ve tanımları olan şeyleri severken sağ taraf ise düşünce ve hislere hassastır. Son olarak da sol beynimiz nedenden çok nasıl diye sorarken sağ tarafımız ise nasıldan çok neden diye sorar. Gelin şimdi teste başlayalım. 1. Baskın göz testi. İki elinizle fotoğraftaki gibi üçgen oluşturun. Kollarınızı ileri doğru uzatın. Üçgenin tam ortasına bir nesne alın ve bu nesneye iki gözünüz açıkken bakın. Daha sonra pozisyonunuzu hiç bozmadan üçgenin ortasındaki nesneye bir gözünüzü kapatarak bakın. Ardından o gözünüzü açın ve diğerini kapatarak nesneye tekrar bakın. Nesnede oynama olduğunu fark edin. Sağ ya da sol gözünüzden biriyle baktığınızda nesne biraz kenara kayar gibi görünecektir. Hangi gözünüzle baktığınızda nesne kayma yapmıyorsa o sizin baskın gözünüzdür. 2. Kendinizi kitaba kaptırmışsınız ve o esnada çaldığından emin olup olmadığınız bir zil sesi duyuyorsunuz. Hangi kulağınızı kapıya verirsiniz? Veya telefonda konuşurken telefonu hangi kulağınıza daha çok götürürsünüz? 3. Baskın olan ayağınız hangisi? 4. Baskın olan eliniz hangisi? Test burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Baskın gözünüz, baskın kulağınız, baskın eliniz ve baskın ayağınız sağ ağırlıklı ise beyninizin sol yarısını, sol ağırlıklı ise beyninizin sağ yarısını daha aktif bir şekilde kullandığınızı söyleyebiliriz. Peki hocam benim ikisi de eşit çıktı ne olacak şimdi diyen arkadaş olursa üzülmesin. Onlar da her iki yarısını da aktif bir şekilde kullanıyor diyebiliriz. Peki bunlar benim günlük hayatta, pratik hayatta bir işime yarar mı? Yarayacaksa hangi alanlarda işime yarayabilir? Tabii ki yarar arkadaşlar. Mesela 1. Kendimizi daha iyi tanımış oluruz. 2. İnsanları daha iyi tanımış oluruz. Dolayısıyla onlarla daha etkili iletişim becerileri geliştirmiş oluruz. 3. Kendimize uygun doğru meslekleri seçebiliriz. Bunların dışında da arkadaşlar sizin yorumlarınız, çıkarımlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ayrıca hangi beyninizi daha ağırlıklı olarak daha aktif bir şekilde kullanıyorsunuz ve sizin de bu beyin testiyle ilgili yorumlarınız nedir? Bunu da çok merak ediyorum. Lütfen bunu da yorumlar kısmına yazın. Yorumlarda görüşmek üzere.